Selamun Aleyküm arkadaşlar. Video e, çektim yükledim zannediyordum. Aynı videoyu yüklemişim. Ara hastalıklarıyla ilgili büyük bir hata yapmışım. Kimse de uyarmadı beni. Ara hastalıkları diye e, arı ırkı hangi arıyla çalışayım konusunu aynı videoyu yüklemişim. Şimdi ara hastalıklarını o videoyu da silmişim. Telefondan haberim yok. Şimdi yeniden çekiyorum bunu. Ara hastalıklara. Genelde hepimizin rastladığı güncel olarak bulaşıcı şekilde piyasada dolaşan arı hastalıkları. Özellikle söylüyorum, e, amatör arıcıların genelde ikinci el kovanlar alarak hastalıkları yaydıkları aşinadır. Sık arı kayıpları yaşarlar o yüzden de. İkinci el kovanlar özellikle bakteri bakteridir, mikroptur. İkinci el kovanları iyi yakıp dezenfekte etmedikten sonra kullanılmaz. Nasıl yakarız, nasıl dezenfekte ederiz? Pürmüzle yakarsın. Sirke ile çamaşır suyuyla, deterjanla dezenfekte edersin. Artı birçok bakteri, mikrop kışın eksi derecelerde ölür. Nedir başımıza gelen ara hastalıkları bizim genelde? Ee, bir, varova. Diğer hastalıklar da varova etkenlidir. Varova hastalık değil, arıların sırtında üzerinde gezen yaratıklar. Yavruyken arılara zarar veren, yara açan, has, e, arılarımızı sağlıklı gelişimini engelleyen parazitlerdir. İlk önce yapacağımız şey bu parazitle uğraşmak. Varovayı önlemek. Varovayı nasıl önleriz? Ben kendi e, uygulamalarımdan anlatayım. Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Ben e, 15 yıllık tecrübem dediğim gibi. E, sıfır kayıp benim Allah için. Sıfır kayıpla çıkıyorum yaza. Kayseri eksi 25 derecede. E, öyle söyleyeyim hastalıklardan da kurtardım. En iyi verimi de alıyorum diye düşünüyorum. Çünkü bu deneme yanılmayla geldim bugünlere. Tecrübelerimi de paylaşıyorum. Başka aracılar gibi bir önünden basit bir ipucu verip gerisini saklayacak değilim. Benimki Allah rızası için bildiğim her şeyi aktarmak. Art niyetsiz olarak saf gönülle temizce dinlerseniz uygulamalarımı tavsiye ettiğim şeyleri yaparsanız benimle aynı yoldan yürümüş olursunuz. Arıcılıkta iki kere iki dört değildir. Arının bir sürü etken faktörler vardır arıcılıkta. Nedir? Arıcının bir sürü bakım özellikleri var. Hataları, eksikleri var. Mevsimsel olarak arının bakıldığı yerler önemli. Arının kovanı önemli. Arının cinsi önemli. Ee, doğanın o yılki yağış oranı önemli. Ee, nektar akımı önemli. Bilmem bir sürü sorun var. Ama benimki kalıpsal olarak her yerde geçerli kurallardan bahsedeceğim. Nedir bu? Varova. Herkeste var mı? Var. Varovaya ne, ne yaptım ben? Onu söyleyeceğim. Varovaya yaptığım ben ee, Varova şeritleriymiş. Bilmem ee, Portakal kabuğuymuş. Okaliptüs yaprağıymış ısırgan otuymuş falanmış filanmış. Üfürük hemşerim. Psikolojik olarak sizi rahatlatır. Bazıları video çekmiş ısırgan otu koyuyor yeşil yeşil yukarıya altta varva dökmüş onu sayıyor. Külliyen yalan. Isırgan otu asla varva dökmüyor. Denedim ben ya bahçemde bir sürü ısırgan otu var. Hem de doğal vahşi ısırgan otu benimki. Onlardan koyuyorum bilmiyorum. Dökenlerinki özel mi ısırgan otları? Benimki dökmüyor. Efendime söyleyin. Oturan çöpenen ilaç olmaz arkadaşlar. Doğallıktan kaçın demiyorum. Doğal yine doğal yapacağız. Bakın söyleyeyim. Yazın. Bal akımından nedir Kayseri için söylüyorum. 6. ay 8. ay arası bal akımımız 2 ay. 8-15'e kadar aşağı yukarı sürer bu. 6. ayda 6. aya kadar e, biz ne yapıyoruz? 4. aydan sonra 20 derecenin üzerine çıkar hava. 4. aydan sonra formik asit yaparız. Formik asidin özel kalıpları var. 50 kuruş 1 lira ucuz onlar. Formikle beraber 1 kilolu formik alırsanız yanda 10 tane 20 tane de ölçük kabı alırsınız veya 50 tane neyse aranıza kadar göre. O kaplara koyuyorsunuz. Şırıngayla o kapları küçük küçük kaplar zaten. Dolduruyorsunuz o kapları. O kaplar zaten bir haftada ancak uçuşuyor. Varvayı temizliyor. Böyle iki hafta dursun. Belki iki, çok sıcak değilse hava. Belki uçuşması iki hafta sürer. Belki bir hafta sürer. Bunu iki 3 hafta tekrarlıyoruz. Ondan sonra bırakıyoruz. Bunu 6. aydan önce yapıyoruz. Formik 6. aydan önce. 6. aydan sonra bal akımına girdik hiçbir şey yapmıyoruz. 8. ayın 15'ine kadar hiçbir şey yapmıyoruz. 8 15'te arayı aldık, gerekirse böldük, gerekirse bilmem ne yaptık. Balını aldık çünkü. Ondan sonra yine formik yapıyoruz. Ondan sonra kışa sokuyoruz. Şimdi yapmadık ne oldu? Yapmadık mı, geciktik mi? Ne oluyor biliyor musunuz? Varova hasarı artık gözle görülür hale geliyor. Kapı önlerinde kanatsız arı görüyorsanız kanserin en son ervesi dördüncü aşamadır. İşte Varova'nın dördüncü aşamasına gelmişsiniz demektir. Son evredesiniz. Kanatsız arılar görmeye başladıysanız arınız son evrede can çekişiyor. Bu ara nüfusu ne kadar yüksek olursa olsun on çıtada olsa kışı çıkarmaz bu ara. Yaralıdır hepsi de ısırılmış, yaralı. Düşünsenize pansuman edilmemiş. Koca koca ensenizde, sırtınızda yaralar var böyle ısırık. Bir arslan ısırmışı gibi. Varova'nın ısırığı da şeye, araya arslan gibi gelir. Bir arslan ısırığı gibi her tarafınızda yaralar var. O yarayla kışa girdiniz. Yaza çıkabilir misiniz? Çıkamazsınız. İşte yapmanız gereken öncelikle Varova hasarını yok etmek. Va yok etmediniz Varova hasarını bu hasarlarıyla yüksek nüfusla girdiniz kışa yaza baktınız gümülemiş ölmüş toplu toplu ara ölümleri. Yiyeceği de var şaşıyorsunuz ya niye ölmüş bu arı diyorsunuz. İşte varova hasarından ölmüş. İkincisi varovaya bağlı olarak 9. ayla özellikle 9. aydan sonra başlar. Nosema. Nosema genelde baharlar olmaz. Yeni çıkan arılarda olmaz. Güçlü arılarda olmaz. Nosema genelde varova hasarlı arılarda olur. O da varovaya bağlıdır. Varova ile beraber Nosema oldu. Nosema da nüfus hızla azalır. Bir de arı kolonisine Nosema girdi mi sağlıklı arılar kovanları terk ederler. Bir hafta içinde 3-5 nasıl terk edilmiş olur. Oğlu vermiş gibi kaybolur. Giderler. Niye giderler? Sağlıklı arı, komşudaki nosemanın bulaşıcılığının farkında. Bizim gibi biliyor onlarda her şeyi. Nosemadan kaçıyor bana da bulaşacak diye. Nosema bağırsak parazit hastalığı. Karınları şişirir, arı çalışamaz. Şiş karınla, e, affedersin kakasını da yapamaz. Şiş şiş dolaşır çalışamaz da. Hızlı bir şekilde söner kovan. Nüfus azalır, yavruya bakamaz, anaya bakamaz. Söner. Nohsema'nın çaresi yok mu? Var. Kolay nosamanın çaresi. Ben kendi yöntemimi söyleyeyim. Nohsema'ya e, bir ara peş peşe bir haftada 10 puan kaybettim. Hızlı bir şekilde. nosama olduğunu, fa iz işaret yok Nohsema olduğuna. Belirti yok. Petek üzerlerinde çiş yok, kaka yok ar arı kakası, ishal yok. Kapı önlerinde öyle gezen şişkin arılar yok. Kuyruğunu kopartıyorum öyle e, içinde no, e, nosama belirtisi yok. Nosama değildir diye düşünüyordum. Sonra e, bir Halil Bilen'e sordum şeyden e, bir sohbetinin altında. Allah razı olsun güzel cevap verdi nosamadır diye de, e, bir fikir verdi öyle. Belirtisi yok filan ne anlamsız kovan terki var dedim. İşte hastalıklar tarif ettim. Nosema'dan işaret verdi. Hemen nosema'dır diye düşündüm. Ben de tamam o zaman nosema'ymış dedim. Nosema tedbir almaya kalkıştım hemen. Yani ne yaptım? Araştırdım nosema'ya. Nosema ilaçları var. Ama nosema ilaçlarından ziyade öncelikle ben kendi yöntemimi kullandığımı söyleyeyim. Eczaneden e çok e, etkili, ağır bir kekik yağı aldım. Kekik yağı çok etkiliydi. Şöyle söyleyeyim e, parmak kadar bir kekik yağ 35 lira pahalı. Bunun e, 5 damla Damlatıyorsun 200 mililitrelik e, Şuruba 1 artı bir şuruba 5 damla damlatıyorsun. Arılara kovana sıkıyorsun bir sağ kovana sıkıyorsun kovanın kapağını açıyorsun örtüsünü kaldırıyorsun sağ duvara bir fıs sol duvara bir fıs kovan üzerine iki fıs toplam her kovana dört fıs yapıyorsun 200 mililitrelik bir şurup aşağı yukarı 200-300 kovana yetiyor bunu yaptığın an zaten bir haftada bir yapıyorsun bunu bunu yaptığın an zaten arıdaki canlı fark ediyorsun. Arı rahatlıyor. Bunu yiyorlar, birbirini yalıyorlar, temizliyorlar. Midelerine girince bu ee, kekik yağı bunların bağırsak parazitlerini öldürüyor. Hızlı bir şekilde iyileşiyor arı. Düzeliyor. Peş peşe 3-5 hafta yaptın mı kurtarırsın. Ben bal sözünün bile yapıyorum artık kekik yağını. Şurupla. Artı ne yapabilirsin başka? Ee, stok beslemesi yapıyorsun şurubunun içine 5 litreye bir e, yarım çay bardağı sirke koyabilirsin. Bir seferde. Bir başka seferde 5 litreye e, bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı oksalda asit koyabilirsin. Besleme şurubuna diyorum bunu dikkat edin. Oksalda asidi de yer arı Arının içindeki bakteriyi oksalde asit de öldürür. Yani karşı çıkanlar olacaktır. Eminim. Vay oksalde asit yakar mı? Öyle, şöyle yapar mı? Böyle yapar mı? Yakmaz arkadaş. Oksalde asiti kışın da veriyoruz. Yiyor arı. Arının sırtındaki varovayı döküyor. Yediğinde arının kanına bu giriyor. Kanından emen varovay yine ayakları yanıp düşüyor. Üstündeki sırtında da tutunamıyor düşüyor. Ayakları yanıyor. Oksalite asidi versen bir şey olmaz. Araya zarar vermez. Efendime söyleyin. O da ölçüsünü söyledim. 5 litrelik şuruba bir yemek kaşığı oksalit verirsen beslemesine, stok beslemesine onunla kışı geçirir. Ee, bakteri acıktıkça yer. İçindeki bakteri ölür. Başka ne yapabiliriz? Sirkeli verdik. Oksalitli verdik. Besleme şurubunu ben arkadaşlar Stok şurubunu özellikle kışlın Sade şurup vermem Kesinlikle Invert yaparım Kendim yaparım ondan sonra içine Bir postaya Sirke katarım bir postaya oksalat katarım bir postaya kekik yağı katarım veririm Kekik yağı yağma yaparmış şu bu yok arkadaşlar hepsinin kokusu aynı tüm kovanlarda kekik yağı kokusu oluyor Yağma mağma da olmuyor ee, pş, Genelde ben şeyle yapıyorum beslemeleri buzdolabı poşetleriyle yapıyorum çok e, sağlam alıyor benim aralarda alıştı galiba zerre damla dökmüyor tertemiz alıyor bir poşeti kimi bir günde alıyor kimi kiloluk diyorum ben bunu kimi bir üç günde alıyor kimi bir haftada alıyor ama bir kilo poşeti hiç damlatmadan çekiyorlar stok yapıyorlar Nosema'yı da geçtik bunu da anladınız ee, kireç hastalığı Kireç hastalığı arkadaşlar, nosyamadan böyle kurtuluyoruz onu söyleyeyim yani kesin. Kireç hastalığı, yavrular kireçleniyor böyle e, sanki üzerlerine alçı dökmüşün, sıva yapmışın gibi oluyor, büzülüp e, işlerinde. Bunun nedeni kovan içindeki fazla nemden kaynaklanıyor. Kovan havalandırma yetersiz oluyor, İçeride de şurubun su oranı fazla olursa besleme şurubunuzun içerinin nemini bertaraf edemiyor ara. O zaman yavruya da tam sarıp bakamadığı için yavru kireçleniyor, kireç hastalığı oluyor. Korkulacak bir şey mi? Değil. Arı o kireç hastalığı kovan e, iç havalandırması normale binince kireç hastalığında def ediyor. Çürük yavruları söküp atıyor. Normal rutin haline devam ediyor. Bu bir hafta on günden düzeliyor yani. O da korkacak bir şey değil bu kireç hastalığı. Sizin yapacağınız bir şey yok onunla da. Panik yapmaya da gerek yok kireç hastalığında. Kireç hastalığı doğal olarak arının rutubete, neme karşı e, yavruları koruyamaması. Yavrular ondan dolayı rutu, e, kireç hastalığı oluyor. Kovan altlarında bir karış en az delik olmalı eski kovanlarda o deliği bir karış çapında delik açacaksın. Sinek deli çakacaksın. Yaz kış o delik açık duracak arkadaşlar. Yaz kış. Kışın arı üşümez. Soğuktan arı üşümez. Arın havasızlıktan üşür. Oksijensizlikten üşür. Sarıp sarmalamaktan üşür. Nemden rutubetten üşür. Ölür yani üşür dediğim. Dağılır. Sağlıklı arı soğukta hiçbir zarar görmez. Korkmayın. İşte Halil abinin Halil bilen bir berdoşu var şeyde sokakta işte ağaç dalında. İki senedir bakıyor orada. O arı o soğukta dışarıda kar altında duruyor. demek ki üşümüyor hiçbir koruma yok. Çıtanın içinde duruyor. Yani demek istediğim arı üşümez. Bir Erzurumlu profesör vardı. Ee, ismini hatırlayamadım abinin. O da diyordu eksi 40 derece olsun Üşümez arı. bir karış delik kovan altında olacak diyordu şartı olu şartı. Gerçekten de öyle. Arıdan soğuktan korkmayın sarıp sarmalamayın kışın. Kışın arının sadece bir tane naylon örterseniz e, örtü bezi yerine biz naylon kullanıyoruz. Altı komple açık olduğu için kovanlarımızın plastik kovanlardır genelde bizimki. Üstüne naylon kestiririz. Sırdavaçtan birer metre naylon sereriz. Kışın yazın unutmayın arkadaşlar altıncaya girmeden Kayseri'de biz yazın naylonları sökeriz örtü bezi kullanmayız hiç örtü bezi kullandığımızda normal bir e, ne bileyim o şeyler torbalardan torba da koysak ağrı suya koşuyor yakın darlığımın çeşme var hissediyorum ben bunu görüyorum torba koyup birkaç tanesine deniyor mu hemen çeşme doluyor arıyla su çekiyorlar o ertesi gün kaldırıyorum torbayı su çekme çok azalıyor arı demek ki kovan içindeki soğuk sıcak dengesini ısı dengesini sağlamak için su çekiyor çoğunluk yani yavru içinde çeker başka şey içinde çekebilir ama benim fark ettiğim deneyin arılığınızın yanına arıların üzerine örtü bezi koyun 6. ayda filan 5. 6. ayda Bakın suya ne kadar çok geliyorlar. Bezleri kaldırın bakın suya gelen var mı? Çok azdır suya gelen o zaman. Su ihtiyacı daha az oluyor. Bir, e, naylon koyuyoruz işte kışları Yazlar 6. ayda 5. ayda o naylonu hava ısısı 25 dereceye geçince söküp alıyoruz naylonu boş oluyor örtü bezi kullanmıyoruz örtü bezi kullanmayınca üst kapaklarda iki tane koca delik Altlarda koca bir karış delik, eski kovanlar, yeni kovanlar komple açık. Ne oluyor? Arının havalandırması süper oluyor. Zaten arı rahatsız olursa propolisle yukarı delikleri kapatıyor kendi ihtiyacı kadar. Onun için korkmayın, arıya güvenin. <laughs> Yavru çürüğü. Yavru çürüğü ne olur? Genelde bu mevsimlerde olur. Arı sıcak havalarda yavruyu basar. Ani bir iki günlük üç günlük mesela Nisan 25'inde Kayseri'nin Nisan 20-25 arası bir soğuk vardır 3-4 günlük o soğukta yavru çürüne yakalama riski yüksek arıların arılar orada fazla yavruya bakamıyor saramıyor saramayınca yavru çürüğü oluyor yavrular e, üşüyor üşüme hastalığı ha, bunun çaresi ne 3 gün 4 gün soğuk geçti yavru çürüğü oldu. Bu kovanda e, bir hafta 10 günlük, 15 günlük bir ayıklama e, süreci başlar. Buna müdahale, yavru çürüğü olan yavruları çıkarıp zaten bir iki petektir fazla yoktur. Çıkarıp yerine temiz petek korsanız kovan düzelir. Beslemeyi de düzgün yapın, hiçbir sıkıntı olmaz. Yavru şey yavru çürüğünden de korkmayın. bulaşıcıdır şudur budur da kovanlara zarar vermez. Zaten yaz mevsiminin yavru çürüğü hastalığıdır. Bu yavru çürüğü hastalığı kış mevsiminin değil. Yaz mevsiminin hastalığı. O da arı her şeyi hesap ediyor da. Bir iki üç günlük ani hava soğukmasını hesap edemiyor. Ondan oluyor. Ee, nüfus az. Bir de arıcı bazen teşvik ediyor. Bira mayasıyla şunla bulunan polen gelirmiş gibi arıya Yavruya teşvik ediyor. Arada çok yavru yapıyor. Yine ondan doluyor yavru çürüyor. Yavru çürüğü de basit ee, yapacağınız isterseniz o petekleri çıkarın. Yeni petek koyun. Aynı devam etsinler. Hiçbir sıkıntı yok. İstemezseniz yine normal beslemeyi yapın, bırakın arı kendi temizleri atar onu halleder. Yayılıp çoğalmaz da. Kolay halleder. Yapacağınız şey biraz sirke sıkın üstüne ya da ben her zaman kullanıyorum arkadaşlar yaz sezonu boyunca fıs fısımda kekik yağ eksik olmaz aralığında hafta sonu yine yapacağım ben kekik yağlı bu hafta sonu takip ederseniz nasıl yaptığımı göstereceğim kekik yağı sıkacağım yine arılarıma hepsine de kekik yağı ben sürekli kullanıyorum kekik yağında e, hem varovaya karşı etkin madde var timol var timol varovaya bayağı bir etki ediyor. En azından çoğaltma, çoğalmasını engelliyor ya da baskı yapıyor. Varovan'ın fazla hasarını engelliyor. Timol. Artı e, kekik yağındaki başka maddeler arının midesini temizliyor. Arının bağırsak hastalıklarını temizliyor. Ben şahit oldum kendi arılarımda. Arı gayet canlı ve sağlıklı oluyor. Hiçbir hastalık olmuyor. Ayrıca işte dediğim gibi şurupla besleme şuruplar yapıyorsanız şu an için e, sirkeli yapın şurubunuzu 5 litreye bir yarım çay bardağı sirke koyun veya oksalitli yapın 5 litreye bir yemek kaşığı oksalit koyun öyle yapın arı e, sıkıntı olmuyor korkmayın yani bir tek arınız kaybolmaz bunda bu dediklerimde sıfır risk doğal hem de mücadeleniz. Balda da hasar bırakmaz. Balda da kalıtısı kalıtım bir şey bırakmaz. Asit zaten şeydir. E, kimyasal değildir. Formik asit de oksalit asit de. Bunlar kimyasal değil arkadaşlar. Bunlar e, asit zaten e, şeyden yapılıyor. Normal e, c, bitkilerden yapılıyor. Bitkilerden, bitki, bitki artıklarından asit. Yani e, kimyasal değil katkı maddesi olarak. Kanserojen değil. Böyle kullanabilirsiniz. Başka ne geldik? Ee, şimdi konular bu kadar arkadaşlar. Bu hastalıkları atlattık. Şu an için başımıza gelecek hastalıklar bunlar. Bak. Nosema, yavru çürü, kireç hastalığı, varova. Bu dört şu an için mücadeleniz. Bununla mücadele dediğim gibi yaparsanız sorunsuz atlatırsınız. Saygılar herkese.